Ee, sene sonuyla alakalı sorular var. Ben şöyle genel olarak bir sormuş olayım. Siz 2022'nin ikinci yarısından itibaren özellikle borsa sorulmuş ama ben genel olarak piyasalarla alakalı düşünceleriniz neler diye sorayım. 2022'nin ikinci yarısından itibaren şöyle yani Amerikan 10 yıllıklardaki düşüşün başlamasıyla aslında bir dönemin değişmesini bekliyorum. Ben yani trendin değişmesini bekliyorum. Nedir, nedir o? Yani bono piyasası akıllı e, paranın olduğu piyasa bono piyasasında artık tamam bu faizler yükseleceği kadar yükseldi deyip de alıma geçerse büyük paralar o zaman faizler düşmeye başlar faizler düşmeye başladığı zaman altın daha cazip olur ve altında bir yükseliş görürüz benzer şekilde faizlerin düşmesiyle e, ortam biraz daha rahatlayacağı için çünkü hep yükseliyor bu eylül ayından beri ortam rahatlayacağı için insanlar da geçen seneye göre, çünkü geçen sene COVID vardı işte aşılar daha ne kadar etkili olacak falan bilinmiyordu. Hatta bizde bu günlerde daha aşılar yeni çıkmıştı. Yeni aşı oluyordu insanlar. Ama artık bu geride kaldı onlar için. Çıkacaklar, rahat edecekler, eğlenecekler, partiler verecekler falan. Kendilerini iyi hissedecekler. Faizler de düşüyor. O zaman Amerikan borsalarında bir ralli olmasını bekliyorum ben. Çünkü artık Rusya-Ukrayna savaşında da yaptırımda şuydu buydu olan olmuş olacak. O bir kenara konmuş olacak. Fed defa daha agresif davranamayacak durumda olacağı için böyle bir ortamda. E çünkü o faizlerin inmesinin sebebi de işte ekonomide durgunluk beklentisi vesaire gibi. Bir rally bekliyorum Amerikan borsalarında. Bunu da söylediğim zaman birçok Böyle tepki aldığım kişiler olmuştur. Çünkü ondan sonra bayağı bir de düştü. Biraz yükseldi hatta. Ondan sonra da düştü. Ve yani FED başkanlarının da çok burada şahin konuşmaları etkili oldu. Ama ben bu şekilde olmasını bekliyorum yani. Ondan sonra ama Ekim-Kasım aylarında yani o kara pazartesi, kara cuma, kara perşembe laflarının konuşulduğu o aylarda artık piyasaların oralliği yapmış. yine insanlar iyi hissetmiş. Bütün iyi haberler üst üste gelmiş. Ama artık Amerika'da da yavaş yavaş resesyon belirtileri ortaya çıkmış olduğu bir ortamda piyasalarda büyük büyük bir çöküş ve büyük bir kriz bekliyorum ben. Ama şöyle bir kez daha söylüyorum. Önce yükseliş, ondan sonra kriz bekliyorum. Yani krize karşı şimdiden bugünden önlem alalım diyorsa insanlar yükselişi kaçırmış oluyorlar. ...yükseliş, sonra kriz bekliyorum. Yani bu kriz şimdi başladı diyenler var. Hayır, kriz daha başlamadı. Önce yükseliş bekliyoruz, sonra kriz bekliyoruz. Ne de kriz bekliyoruz? Amerikan borsalarında altın, gümüş gibi değerli madenlerde... ...diğer bütün bazı emtialarda ciddi bir deflasyonist etki yaratacak. Düşüş bekliyorum. O yüzden dünyada enflasyon düşecektir. Deflasyonist etki yarattığı için... Ekim-Kasım aylarındaki bu olaylardan sonra ve Amerikan dolarında öyle bir durumda yani bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden Amerika'ya para ak ak akmaya başlayacağı için çıkıp gideceği için gelişmekte olan ülkeler karşısında Amerikan dolarında bir değerlenme olmasını bekliyorum. İşte Türkiye için kötü olan şey de budur yani evet petrol fiyatında, emtia fiyatında deflasyonist şeyler olması güzel olacak ama... Türkiye'den çok ciddi bir paranın çıkması ve dolara ciddi bir talep artmasıyla yeni bir kur şokuna girebilir Türkiye. O zaman öyle bir süreçte bizi koruyabilecek tek enstrüman dolar mı kalıyor? Şöyle oluyor yani aslında şu anda borsadan iyi bir para kazanılabilir. O zamana kadar da güzel bir para kazanırsınız. Ondan sonra bu işlerden biraz anlayan insanlar borsada yine kısa pozisyonda, biyopta kısa pozisyonda çok daha fazla dolardan kazanabilirler. Gene borsadan para kazanılır. Ama borsadakileri ben sattım, ben sadece alarak kazanıyorum diyenler o zaman dediğiniz gibi dolardan kazanabiliyorlar. Ve maalesef başka fazla bir şey e, olamıyor. Çünkü zaten o öyle bir ortamda zaten ne kazanıyor? İşte dolar yani nakit para kazanıyor ya da Amerikan tahvilleri gibi bir şey oluyor. Çünkü o zaman oraya para gittiği için orada faizlerin daha da düşmesini bekleriz. Hatta FET de faiz indirimi yapabilir.